Tabii IŞİD konusunda ileride çok detaylı geleceğim. Tabii bu IŞİD kuruluyor, birden hızlıca ilerliyor ama hiç böyle kuzeydeki Kürtlere falan dokunmuyor. Tam geliyor sınırda duruyor. Böyle Suriye'deki Kürtlerle de bir işi olmuyor. Fakat Suriye'de tam böyle Kürt bölgesine giderken müthiş bir kahramanlık destanı yaratılıyor. İşte Kobani'nin kahramanlarına yardım için Kuzey Irak seferber oluyor. Sınırlarımızı açıyoruz. Oradan peşmergeler gidiyor. Orada PKK kahramanca bir savaş veriyor ve Kobani IŞİD zulmünden kurtuluyor. Böyle bir palavrayla oradaki Kürt halkı için bir kahramanlık hikayesi yaratılıyor. Çünkü niye? Devlet kurmak için bir kahramanlık hikayesine ihtiyaç vardır. Ve bu kahramanlık hikayesi, bu sahte kahramanlık hikayesi Amerika öncülüğünde burada yaşatılıyor. Ve ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de buna alet oluyor. Sınırlarımızı açıyoruz, oralara giriyoruz. Şimdi Fırat'ın doğusu diyoruz. Fırat'ın bir de batısı var. Bunun bir tarafını kontrol altına almak, diğer tarafında ulusal çıkarlarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Tabii Suriye'de de az da olsa bir petrol var. Ve oradaki Özgür Suriye Ordusu dediğimiz Türkiye gözetimindeki milis güçleri bu petrolleri oradaki irili ufaklı rafinelerde işliyorlar ve bundan bir gelir elde ediyorlar. Ve bu şekilde kendi oradaki idamesini sağlıyorlar. Fakat İdlib'de yaşadığımız bazı gerilimler, Rusya'ya verdiğimiz bazı sözleri tutmamamız, işte son zamanlarda basında okuduğunuz bu irili ufaklı petrol tesislerinin, bu rafinelerinin vurulmasıyla sonuçlanıyor. Tabii ki bunları detaylandıracağım. Esat düşer diye bir politika yaptık. Devletimizin uyarılarına rağmen Esat düşmedi. Ve aynı politikayı Mısır'da İhvan destekli, İhvan-ı Müslümin destekli politikalarımızı Mısır'da uyguladık. Libya ile yaptığımız deniz sahası anlaşmaları bile Mısır olmasa uzun süre bizim götürebileceğimiz anlaşmalar değil. Şu anda Mısır'la yeni yeni ilişkilerimiz düzeliyor. Derhal bir an önce düzeltilmesi lazım. Derhal bu anlaşmaların bir örneğini Mısır'la da imzalamamız lazım. Ve bütün bu mavi vatan konseptini yapan komutanlarımız da şu anda bakıyoruz içeride ifade veriyorlar. Diyeceğiz ki peki ya sahada biz bu mavi vatan doktrinini uygulamaya çalışıyoruz da bunu yapan adamlarla Montre konusunda fikirlerini belirttiler diye neden hapse atıyoruz?